Bugün sizlere videomuzu beğenmeyi unutmayın vesaire bu gibi şeyler demeyeceğim. Eğer gerçekten hak ediyorsak, videomuzu beğendiyseniz eğer gerçekten videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama onun haricinde bugün sizleri zorlamayacağım. İsterseniz yorum yapın, isterseniz de yapmayın. Bunun sizin kararınız olduğunu bilin. Evet, şimdi de kendimi tanıtayım. Benim adım Neslihan Örs. Eşim Pakistanlı. Şu anda Pakistan'da yaşıyoruz. İki tane kızımız, bir tane oğlumuz var. Elhamdülillah YouTube'da farklı videolar çekiyoruz. Daha doğrusu vloglar çekiyoruz. Hem bazen sizleri gezdiriyoruz, hem bazen çocuklarla oynuyoruz, bazen de yemek videoları çekiyorum. Onun haricinde birçok içerik var bizim kanalımızda. Ne ararsanız var diyebilirim. Bugün sizinle aslında hayatın gerçeklerini anlatan bir hikaye anlatacağım sizlere. Çünkü ben duyduğumda çok çok beğenmiştim. O yüzden düşündüm ki sizlere de anlatayım. Bence siz de çok çok etkileneceksiniz. O zaman hikayemize başlayalım. Şimdi iki tane adam varmış. Adam değil daha doğrusu. Bir tane adam, bir tane de çocuk varmış. Bu adamın çocuğuymuş. Bunlar şehirde yaşıyorlarmış. Şehirde bunların biraz parası varmış. Köye gideceklermiş. Ondan sonra adam şehirden gitmeden önce bir tane eşek almış. Eşekle beraber köye doğru ikisi de gitmeye başlamışlar. Biraz ilerlediklerinde insanlar demişler ki bunların eşekleri var aslında. Onun üstüne oturabilirler, gidebilirler ama akıllarını kullanmıyorlar. Eşeğin üstüne oturmuyorlar, yürümeyi tercih ediyorlar. Bunu da ben anlamadım demişler. İnsanlar onlara saçma sapan bakmaya başlamış. Onlar da düşünmüş. Ondan sonra biraz daha ileriye gitmişler. Biraz daha ileriye gidince yine insanlar bakmaya başlamış. Demişler ki ya bu adamla çocuk yürüyor ama bunlar eşeğin üstüne oturmamışlar. Ondan sonra adam da düşünmüş ki tamam ben kendi oğlumu eşeğin üstüne oturturayım ki o da yorulmasın, yolumuz güzel bir şekilde geçsin. Ondan sonra adam çocuğu eşeğin üstüne oturturmuş. Yola devam etmişler dediğim gibi. Yola devam etmişler. Ondan sonra yolda yine insanlar görüyor onları. Diyorlar ki işte çocuk eşeğin üstünde oturuyor ama yaşlı adam maalesef yürüyor. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle şeyler demeye başlamışlar. Ondan sonra adam biraz daha ilerlemiş. Biraz daha ilerlemiş. Orada yine aynı şeyleri duyunca adam da düşünmüş ki artık eşeğin üstünden oğlumu yere indirip ben oturayım. Ondan sonra adam eşeğin üstünden çocuğu indirmiş yere, çocuk yürümeye başlamış, adam da oturmuş. Biraz daha ileri gittiklerinde şöyle bir şey olmuş. Yine insanlar görmüş ve bunu tuhaf bulmuş. Demişler ki bu sefer de çocuk aşağıda. Yani küçücük çocuk o kadar yolu nasıl yürüyebilir? Adam yukarıda. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Ondan sonra adam bunu duyunca biraz daha ileriye gittiklerinde hem çocuğunu hem de kendini oturtmuş eşeğin üstüne. Bu şekilde bana kimse laf edemez diye düşünmüş sanırsam. Ondan sonra biraz daha ileri gitmişler. Zaten ileri giderken de bayağı bir yol olmuş ve köye varmışlar. Köydeki insanlar bu sefer görünce onları demişler ki yani eşeğe resmen zulüm yapıyorlar. İkisi de eşeğin üstüne oturmuş. Eşeğe zulüm yapıyorlar. Eşeği yani yorulduğunu, bıktığını hiç anlamıyorlar. Nasıl insanlar bunlar? Hayvanlara zalimlik yapıyorlar. Ondan sonra adam düşünmüş ve yere inmiş ve orada şöyle bir laf etmiş. Siz insanlar ne olursa olsun bizlerden hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Yani ben sizlere hiçbir zaman kendimi sevdiremem. Ben ne yaptıysam siz beğenmediniz. Tam aksini istediniz. Dediniz ki yok işte çocuk insin sen otur. Ondan sonra ben biraz daha ilerledim. Sen işte in, çocuk otursun, ondan sonra ikiniz oturun ama bu sefer de hayvanlara eziyet ediyorsunuz demişler. Yani bu hikayeden ne çıkartıyoruz biz? Yani ben duyunca o yüzden çok etkilendim. Buradan çıkaracağımız şey aslında ben her zaman diyorum ki işte yorumlara bana çok kötü geliyor diyor, yorumlarda hep üzülüyorum okurken. İşte sen böyle yapmıyorsun, ne bileyim işte Fatma'yı daha çok seviyorsun, yok Firoze ile daha çok ilgileniyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Bunlar ikisi de benim çocuklarım. İkisini de çok çok seviyorum. Ama insanları ben hiçbir zaman mutlu edemem. Gerçekten edemem, bunu yapamam. Bir diyorsunuz ki çocuklara işte ne bileyim
bir şeyler almıyorsun. Alınca da diyorsun ki bunları alma, neden alıyorsun? İşte çocuklar için zararlı. İşte çocukları dinlemiyorsun falan. Dinleyince de ne oluyor? Bu kadar da çocukları dinleme. Çocuklar büyüyünce ondan sonra seni dinlemezler. Aynen bu şekilde oluyor. Yani eminim siz bu hikayeyi dinlerken çok çok etkilendiniz. Ben de çok etkilendiğim için sizlere de bunu anlatmak istedim. Sizler de etkilendiniz bence. Lütfen yorumlara yazın hikayemi nasıl buldunuz ve bu gibi hikayeler isterseniz daha birçok var. O yüzden sizlere böyle videolar çekebilirim. Ben de hikaye dinlemeyi çok çok severim. Özellikle de hayat hikayelerini. Yaşanmış hikayeler vardır. Onları da dinlemeyi çok çok severim. Lütfen beğendiyseniz o zaman beğenmeyi unutmayın. Ama yine de karışmıyorum. Videonun başında dediğim gibi. Eğer gerçekten ben beğenilmeyi hak ettiysem sizler de beğenin. Hak etmediysem de beğenmeyin. Hiç önemli değil. Şimdi lütfen bundan sonra sizlere demek istediğim şey, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Yani belki de o karşıki insanın yapabileceği şeyler değildir onlar, alabileceği şeyler değildir. Yani bazen diyorlar ki Neslihan evini boya, neden boyamıyorsun, pislik içinde yaşıyorsun, yok senin koltukların ne kadar eski, yok senin bunu buyun yok, yok senin oyun yok, yok yani çocuklarda kıyafet yok, bu yok, o yok, şu yok. Yani belki de ben onları alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama siz de beni anlayın. Yani ben size hiçbir zaman kendimi sevdiremem. Bu kötü yorum yazanlara diyorum. Belki de ben kendimi hiçbir zaman sizlere sevdiremem. Ama benim yapabileceğim de bir şey yok. Ben isterdim ki, yani gönül isterdi ki sizler beni sevin. Çocuklarımı sevin. Zaten çocukları seviyorsunuz. Ben biliyorum bunu. Ama benimle alıp veremediğiniz ne onu bilmiyorum. Yani şu an bayağı bir azaldı. Azaldı ama yine de hala var öyle kötü yorum yazanlar. Onun haricinde güzel yorum yazanlar çok çok fazla var. Çok çok teşekkür ederim onlara. Allah razı olsun hepsinden. Yani zamanı olmasa bile en azından böyle yoruma gelip destek yorumu diye yazıp çıkanlar var. Ve ben bunları okunca gerçekten de çok çok duygusallaşıyorum. Çok çok mutlu oluyorum. O yüzden buradan hepinize çok çok kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hepinize. Yani bu hikayeden anlıyoruz ki biz ne yaparsak yapalım ki karşı taraf bizleri hiçbir zaman sevmeyecek. İnsanlar yine bir bahane bulacak. İşte onun oyu yoktu ama onu almış, işte o kalmış. Yani bir sürü bahane var, böyle sonsuz bahaneler var. O yüzden kendimizi üzmeyelim. Karşıki tarafın ne düşündüğü bizi üzmesin. Bizim ne düşündüğümüz, bizim ne hissettiğimiz bizleri düşündürsün. Bence o daha iyi. O zaman şimdilik videomu kapatıyorum. İnşallah sizinle bu gibi videolarda görüşmek üzere. İnşallah vloglarda, gezme vloglarında neler olursa olsun, neler çekebiliyorsam artık inşallah tekrardan videolarda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Instagram adresimiz de burada yazıyor. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. TikTok hesabımız da burada. Oraya da gidip bakmak isterseniz oraya da gidip bakın. O zaman hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Bye bye.